Özel bir süreçten geçiyoruz. Bu süreç zarfında TÜSİAD'da da kaptan değişimi oldu. Patronlar Kulübü'nde 47. olağan kongrenin ardından 18. başkan seçildi. Erol Bilecik'le birlikteyiz. NTV'ye özel röportajında buluştuk. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum Elda Hanım. Hayırlı çok olsun diyelim öncelikli olarak. Çok çok sağ olun, var olun. 46 yıllık süreçte bir değişim derken TÜSİAD'da da değişimde kaptanlığı siz devraldınız desek evet. Yanlış olmaz, başkanlığı siz devraldınız. Evet. Şimdi aslında şöyle bir baktığımızda TÜSİAD'da son yıllarda hep bir değişim yaşandı. Başkanlıkla birlikte evet. Hep bir yeni dönem başladı. Kadın başkan oldu, evet. İlk profesyonel başkan oldu. Anadolu'dan bir başkan oldu. Şimdi evet. Sizinle birlikte TÜSİAD'da nasıl bir dönem başladı? Çünkü sizin kişiliğinize ve kimliğinize baktığımızda ne profesyonelsiniz ne de klasik bir sanayicisiniz. Evet. Bu tabii TÜSİAD'ın bütün genlerine bakıldığında, toplam geleneklerine bakıldığında bir iş dünyasının, Türk iş dünyasının bu anlamda temsili, hem Türkiye için hem Avrupa için hem de bütün dünya için yapılan bu anlamda bir temel taşları var Melda Hanım. Böyle baktığınız zaman tabii dünyanın müthiş bir, özellikle 2000-2007 arasındaki iklimden sonra sanayi bacalarının yanı sıra, ama aynı zamanda bir onunla beraber bir dijital transformasyonun yapıldığı, dijital dönüşümün yapıldığı müthiş bir süreç yaşanmış. Yani bunun hakikaten hep temeline bakıldığı zaman 2007. Böyle bakılınca teknolojinin biraz daha rüzgarının yoğun estiği. TÜSİAD da her dönem bütün Türk iş dünyasını kapsayan bu anlamda hem kültürüyle hem geleneğiyle bu dönemde gerçekten teknoloji dünyasından belki de bir ismi daha farklı bu anlamda bakmayı bu anlamda uğraşan bir yapının olmasını belki arzu etti. Ama genel anlamda bakıldığı zaman biz her sektörü konuşan, her bu anlamda yapıyı daha iyi olması haline getiren de çok iyi bir ekiple gelmiş olduk dün itibariyle. Şimdi de göreve hazır olarak da sizin karşınıza çıktım. Hoş geldiniz bir kez daha. Şimdi teklif size nasıl geldi? O süreç de merak ediliyor. Çünkü yazılıp çizilmişti. Bu noktada Erol Bilecik isminde TÜSİAD nasıl buluştu? Onu tabii inanın, yani bu sorunun direkt olarak muhatabı birebir ben değilim, ama yani hem benim kendi anlayışımda hem de TÜSİAD'ın genel çerçeve anlayışında şu var ki bu tip noktalarda ben adayım demek, bu benim zaten iş yapma biçimime, bu tip noktalarda gerçekten görev alma biçimime uygun olan zaten bir şey değil. Böyle bakıldığı zaman yani genellikle teklif verilir veyahut da bir şekilde teklif edilir noktasını daha çok benimseyen zaten bir insanım. Bu konuda özellikle tecrübeleri yoğun olan, geçmiş birikimleri olan, TÜSİAD'ın ilk zamanlarından veya belirgin bir süreç itibariyle ortaya koymuş oldukları çalışmalarla TÜSİAD'ı bugünlere getiren, geçmişteki o tecrübeli işte abilerimiz, ablalarımızın bu anlamda tahmin ediyorum katkı ve görüşleriyle bir teklif geldi. Ben de değerlendirdim ve ondan sonra bütün ekibim ve arkadaşlarımla beraber kolları sıvamış oldum. Ne kadar zaman önce rast geliyor bu? Tabii bu tip şeylerde yani çok uzun, çok eskiye dayanan şeyler değildir. Yani öyle söyleyebilirim. Kısmen dinamik daha yakın. Davranmak. Daha dinamik. Evet. Değişim nezdinde evet. De. Şimdi aslında bir tabir vardır. TÜSİAD başkanlığı ateşten bir gömlek. Siz bu gömleği ikinci gündür giyiyorsunuz. Ne diyorsunuz bu tabire? Gördüğünüz gibi üstünde yanan bir şey yok Melda Hanım. Şaka bir yana. Bugün tabii TÜSİAD'ın gerçekten yani yönetim kurulunda yer almak, yönetiminin içerisinde faaliyette bulunmak bizler için apayrı bir gerçekten bir gurur vesilesi, onur vesilesi. Tabii dönemin getirmiş olduğu, bütün iş dünyası için bu aynı şey geçerli. Dalgalanmaların getirmiş olduğu zorluklar var, değişimler var. Bu değişimlerde gerçekten bu hassas dengeler içerisinde işinizi çok düzgün bir şekilde, beklentiler bu anlamda dahilinde, hem de her geçen gün katma değeri artan bir şekilde yapıyor olmak benim için de çok önemli. Bütün yönetim kurulundaki arkadaşlar için de çok önemli. Ama bunu kesinlikle bir ateşten gömlek olarak kat'i süretle değerlendirmiyorum. En ufak çünkü bir endişemiz yok. Aksine yani bütün iştenliğimle söylüyorum Melda Hanım, bütün arkadaşlarım adına da aynı şeyi rahatlıkla söylüyorum yönetim kurulu adına. Tabii dönemin akışı ekonomik olarak da bakıldığı zaman yani dünyanın her noktasında bu anlamda bir miktar alevler var. Sadece bize olsa biz kendi problemimizi daha rahat çözebiliriz, ama dünyanın her noktasında bunlar var. Böyle baktığınız zaman daha çok çalışmak, daha fazla ekip ruhu dahilinde bu anlamda üretmek bizi daha fazla gerçekten motive eden bir nokta. Ben ateşten gömlek olmadığı gibi herhangi bir en ufak endişemiz de söz konusu değil. Yani bu içinden geçtiğimiz günlerde süreçler dahilinde farklı bir eksene dönecek diye düşünüyorum. Pozitif anlamda söylüyorum.
Üslupta ya da gördüğünüz bir noktayı gündeme taşımakta bir değişim olacak mı? Şunu sormak istiyorum. Ankara ile iş dünyasının ilişkilerini nasıl yürüteceksiniz? Şimdi şöyle memnuniyetle paylaşabilirim ki TÜSİAD'ın çok güçlü bir kere geçmişi var. Yani geçmişi var dediğiniz zaman bu hem süreç dahilinde hem birikim anlamında bu müthiş de bir gelenek oluşturuyor. Bu güçlü geçmişi ve oluşturulmuş olan bu güçlü gelenekleri gerçekten geleceğe de taşımak gerekir. Ama değişen koşullarla bu anlamda baktığınız zaman yani iş yapma biçimi itibariyle biz TÜSİAD'da mesela dijital dönüşümü iyi yapan STK'lardan bir tanesiyiz. Hala bu anlamda yapacak belki bir şeyler var. Yani bunların hepsi bir dönüşüm, değişim. Ankara noktasına geldiğimiz zaman TÜSİAD her dönemde zaten iş dünyasının bu anlamda temsili olarak da bakıldığı zaman Ankara ile çok kuvvetli ilişkiler kurmuş, yakın ilişkiler kurmuş, yakın temaslarda bulunmuş. Çünkü bugüne baktığınız zaman 9 yuvarlak masamız var. Hatta dün itibariyle 10 oldu bu yuvarlak masa. Onun altında çalışan müthiş çalışma grupları var. Bunların hepsi çok değerli doküman hazırlayan, çok değerli raporlar üreten, çok değerli katkılar yapan bu anlamda gruplar. Hem üyelerimiz hem de çalışan profesyonel ekibimiz. Ankara'yla eskisiyle aynı şekilde devam edeceğiz. Ben hatta bu bir diyalog merkezi olan gerçekten TÜSİAD'ın önümüzdeki dönemlerde bu diyalog gücünü, diyalog zenginliğini çok daha arttıracağına inanıyorum. Benim ana hedeflerimden de bir tanesi yani istisnasız bütün yönetim kurulumuzla beraber gerek Ankara'daki gerçekten diyaloglarımızı hemen hemen her noktayla daha fazla temas ederek, daha fazla iletişimde bulunarak iş dünyasının gerek dertlerini, gerek sıkıntılarını, gerekse beklentilerini daha iyi bir dille anlatan, daha bir yakın bir temasla anlatmaya da özen göstereceğiz. Bu TÜSİAD'ın dediğim gibi 46 yıllık geleneğinin zaten içinde olan inanın şeyler. Peki. Şimdi ekonomi açısından da zorlu bir dönem. Tüm dünya ile birlikte baktığımızda. İşte evet. Trump 20 Ocak'ta gelecek. Evet, bakacağız. Kaç kez faiz artıracak diyoruz. İçeriye dönüp baktığımızda da zorlu ekonomik koşulları da görüyoruz. Doların hareketini takip ediyoruz. Bu süreçte de aslında kurucu üyelerden Rahmi Koç da dün size tebrik ederken Allah yardım etsin dedi. İş dünyasının bugün sizce en öncelikli çözülmesi gereken sorun nedir? Tabii bir tek soruna odaklanmak mümkün değil. Yani her firmanın veya her bu anlamda endüstrinin kendi içerisinde farklı öncelikli sorun olarak ortaya koyduğu noktalar var. Ama ben tabii temel olarak baktığım zaman yani bütün iş dünyasını kapsayan bir şekilde tabii güven atmosferinin zedelenmeye uğraması, zedelenmiş olması tahmin ediyorum en önemli problemlerden bir tanesi. Ama teknik olarak bakıldığı zaman Melda Hanım, düşük büyümeyle, düşük yüzdeyle bu anlamda büyüyen Türkiye, iş dünyasının tercih ettiği bir model bu anlamda olmaz. Yani bugün birçok hakikaten yapılara baktığınız zaman %3 civarında beklentiler dahilinde işte 2,5-3 bandında veyahut da diyelim büyüme tahmini var. Önümüzdeki yıllarda da bu seyirde devam ediyor ki aşağı yukarı hükümetin bu konuda biraz daha iyimser olan 2018-19 beklentileri var. Biz gönül ister ki %4'ler 5'ler civarında bir büyümenin rahatlıkla olabileceği ve bu doğrultuda daha rahat bir şekilde yatırım yapılma ikliminin ortaya çıkabileceği bir yapı olsun. Bunlar zaten inanın hayata geçtiği zaman bizim işte currency pozisyonu yani dediğimiz bütün kur farkları veya kur anlamındaki dalgalanmaların da birçoğunun sonunun da geleceğine ben kalben inanıyorum. Evet, dünden bugüne bir sakinleşmeyi söyleyebiliriz. Nispeten bir sakinleşmeden bahsedebiliriz. Evet. Solar TL kurunda merkezin repo ihalelerine mola verme gibi bir hamlesiyle. Ama sakinleşme ne kadar sürdürülebilir? Hem dünya koşulları hem içeride. TÜSİAD olarak sizin yıl sonu mesela dolar TL öngörünüz ne? İnanın tabii bunun sonuna daha çok var, onun farkındayım bunun ama. Çok hakikaten nihayet ama ben şöyle bir şey söyleyeyim. Buradan keyifle de kendilerini almış olayım. 1 Aralık'ta Ankara'da yapmış olduğumuz Yüksek İstişare Konseyi toplantısında TÜSİAD'ın çok geniş katılımlı. Sayın Başbakanımız da çok keyifle ağırlamıştık. Kendilerinin söylediği gibi ya şurada birkaç ay daha kaldı dişinizi sıkın gibisinden bir çok keyifli o muazzam keyifli üslubuyla da beraber ben tahmin ediyorum aynı kelimeleri koyarak yani bugün işte Mart veyahut da Nisan ayı itibariyle bu volatile dediğimiz yani dalgalanan daha doğrusu piyasaların yerini artık biraz daha serin sulara bırakacağına ben de kalben inanıyorum. 2 yıllık doların TL karşısındaki hareketi dediğimizde %65'lik bir değerlenme var. Bu hala yönetilebilir seviyeler mi? Şu an bence tabii bu iş dünyasında birçok yani özellikle çok ithalat bağımlı, çok bu anlamda yani döviz pozisyonuna bağlı olan veya yatırımlarını bu konularda sıkıntıya tabii ki sokmuş vaziyette. Ama bu yüzdeler
kadar hala yönetilebilir bir vaziyette Melda Hanım. Bu yani dünyanın sonu geldi anlamında değerlendirilirse haksızlık olur. Hem dövize hem firmalara hem de bu anlamda gelinen noktaya. Bunun ama bu şekilde yükselen bir trendte gitmemesi gerekir. Hem bunu dilemiyoruz veya bu şekilde alınabilecek o anlamda önlemlerinde olduğuna inanmak istiyoruz. Evet, biz seviye telaffuz... Yok, hayır. Yani şu an öyle bir şey ki inanın bugün yani birçok hakikaten bankaların, çok değerli bankalarımızın aşağı yukarı yıl sonu tahminlerine bile baktığınız zaman çok muhtelif değişkenlikler, tahminler bu anlamda üretiliyor. Ama bu seviyelerin çok daha aşağı düşebilme ihtimali ben çok yüksek görüyorum. Buna göre fiyatlamaları da yapıyoruz diyorsunuz. Peki, şimdi aslında şunu da hep konuşuyoruz. Hani faiz mi kur mu? Hem TÜSİAD Başkanı olarak baktığınızda hem de iş dünyasının içinde olan biri olarak baktığınızda 27 bin şirketin bugün döviz borçlusu olduğu rakamlarını da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da açıkladı. Hangisinin artması iş dünyasını bir şirketi daha zorlar? Bu tabii yine endüstrisine bağlı. Keşke bunun hakikaten yegane tek bir formülü olsa birebir bu anlamda masaya da koymak mümkün. Ama yani ithalat ve ihracat işlemlerine daha yakın firmalarda hakikaten kafadan bu anlamda kur demek daha anlamlı. Ama siz bugün yatırım yapma kabiliyetiniz varsa, işlerinizi büyütmek adına yani yatırım kararları alıyor iseniz burada gerçekten bir faiz çarpanı daha fazla önünüze çıkmış oluyor nihayetinde. Yani bunun ikisinin de tabii ki dengeli olması gerekir. Ama yüksek faiz gerçekten günün sonu itibariyle yani geleceği daha fazla tehlikeye sokan bir yapı olduğu aşikar. Çünkü yatırım kabiliyetini tamamen öldüren bir yapı olur nihayetinde. Hem Başbakan Yardımcısı Şimşek hem de Ekonomi Bakanı evet. Zeybekçi'nin iki gündür açıklamaları var. Merkez Bankası'nın eli kolu bağlı değil dediler. Bu da piyasa tarafından da son derece dikkatle takip edilen açıklamalardı. Bir hani acaba faiz artırımı olur mu? Faiz artırımı gelmesi piyasayı sakinleştirir mi? Ne dersiniz? Merkez Bankası tabii siyasi bir iklimin içinde olmaması gereken bir yapı. Yani kuruluş tekniği ve amacı itibariyle baktığınız zaman yani piyasalardan almış olduğu bütün feedbackler veya teknik yöntemler neyse o şekilde devam etmesi gereken bir yapı olduğunu hem bütün kamuoyu biliyor. Biz de bu şekilde zaten destekliyoruz. Eğer bir faiz artırım kararı toplam piyasanın genel anlamdaki gidişatına pozitif etkileyecekse bu kararı tabii ki alması gerekir. Siyasi bir iklimden etkilenmemesi gerekir. İşin çünkü günün sonu itibariyle Türkiye'nin toplam refahı önemli. Toplam bu anlamda doğru rakamları önemli. Bu konuda Sayın Bakanımıza fazlasıyla katılıyorum. Yani elinin kolunun bağlı olmadan kendi serbest hür düşüncesiyle ve doğru olacağına inandığı kararları alması gerekir. TÜSİAD evet. olarak da, iş dünyası olarak da beklentilerimiz bu şekilde. 4 yani. Ocak'ta faiz toplantısı var. Bunu da dikkatle evet. takip ediyoruz. Şimdi biraz önce siz de dikkat çektiniz, büyüme dediniz. Evet. Sanayi dediğimizde bilişim sanayi olsun ya da doğrudan ağır sanayi olsun hep üretime dikkat çekilir değil mi? Büyümeyi evet. güçlendirmek için nasıl adımlar atılmalı bugün? Hükümetten TÜSİAD olarak beklentiniz nedir? Burada tabii yatırım ortamlarının iyileştirilmesi çok temel faktörlerden bir tanesi. Regülasyonlar çok önemli faktörlerden bir tanesi. Yatırım teşvikleri ki Türkiye'de yani şu an gelinen nokta itibariyle hakkını vermek gerekir. Çok önemli bir nokta. Çok pozitif bu anlamda hak eden bir iklime gelmiş vaziyette. Tabii ki para politikaları biraz önce aslında bir miktar detayını geçtiğimiz zaman bunlar çok önemli. Tabii ki hukuk ama her şeyden önce de yani iyi bir yönetim ve özellikle terörün hakikaten herhangi bir etkisinin olmadığı, yani insanların huzur içerisinde uyandığı, mutluluk içerisinde bu anlamda uykularına daldıkları bir artık ülke ikliminin gelmesi gerekir. Bunlar hepsi topyekun baktığınız zaman Türkiye'nin gerçekten büyüme iklimini çok farklı rakamlara da getirir. Geçmişte bunları yaşadık. Keyifle bu anlamda tanık olduk. Bundan sonra da olacağımız konusunda gereken adımların atılması gerektiğine de inanıyorum. Evet. Şimdi dönüşüm değişim dediğimizde siz aslında bir dönüşümün temsilcilerindensiniz. Türkiye'nin ilk bilgisayar mühendislerinden birisiniz. Evet. Teknik Üniversitesi'nde. Evet. Anadolu'dan çıkan bir girişimcilik örneğisiniz aynı zamanda. Evet. Bilişime de yönelen. Bir sözünüz var. Son yaptığınız röportajlarda ISO 500 de diyorsunuz. Yani en büyük 500 sanayi kuruluşu dijital dönüşümü yapamazsa yarısı elenir. Bu kadar net mi? Yani bugün bunun bu dijital şöyle dönüşümü bir, yapabilecek iklim var mı? Bunun, yani daha çok günü mü kotarmaya bakıyoruz zorunlu olarak? Yok hayır. Yani dijital dönüşümde hakikaten durumlar farklı. Benim tabii ana konum olduğu için daha rahat. Çalıştığım bir yer bu gibi. Daha rahat bu anlamda konuşabilirim ama bugün gerçekten yani Fortune 500'e de baktığımız zaman dünya genelinde yani bir 10 yıllık toplam değişime baktığınız zaman Melda Hanım neredeyse hakikaten 250'sinin olmadığını görüyorsunuz. Yani buradaki gerçekten dijital dönüşüm
dönüşümü yapmamış veya teknoloji bazında yeteri kadar adım atmamış. Tabii kendi endüstrilerinin de değişimine yeteri kadar ayak. Çünkü şurası bir gerçek. Yani birçok değişim, birçok yenilikler, birçok yapı teknolojinin kullanımının değişmesiyle veyahut da üretilmesinin değişmesiyle beraber ya yok oluyor ya da çok daha iyi bir noktalara gelebiliyor. Siz gerçekten yani bulunduğunuz yer ne kadar büyük iş yaparsanız bu anlamda yapın. Yapılan bu değişimlere eğer ayak uyduramayacağınız bir stratejiniz varsa, yatırımlarınız farklı yönlere kaydıramıyor iseniz ilgili olan değişimler doğrultusunda ayakta kalmanız, sağlıklı bir şekilde devam etmeniz inanın mümkün olmayabilir. Ama bu noktada gerçekten Türkiye'de yani özellikle son yıllarda gerek devlet kanadından gerekse bütün STK'lardan, sivil toplum örgütlerinden, bilişim teknolojilerine ait veyahut da teknoloji oriented bu anlamda yapılarda önemli çağrımlar var ve önemli bir farkındalık yaratım sanki bir merkezi oluşmuş vaziyette. Bu konuda firmaların da gerçekten daha ciddi bir şekilde kendi dijital endekslerini sürekli ölçtürdüklerini ben görüyorum. Yani gerçekten bu önemli. Yani herkes dijital dönüşüm endekslerinin ne olduğuna hakikaten bakmalı. Bunlar çünkü ileride can sıkıcı sonuçlara neden olabilir şeklinde altını çizmek istiyorum ben. Evet. Şimdi dijital dönüşüm deyince belki KOBİ'ler bizi izlerken diyor ki hani dijital dönüşüm biz nasıl dönüşebiliriz? Yani bir web sitesi açmakla mı dönüşebiliriz? Ya da bugün borçlarımı döndürmeye çalışıyorum. TÜSİAD Başkanı olarak KOBİ'lere yaklaşımımızda bir değişim olacak mı? Geçtiğimiz günlerde bir sanayiciyle sohbet ederken şöyle bir şey söyledi. Genel olarak dağılıma baktığımızda %90'dan fazla KOBİ ağırlıklı bir yapıya sahibiz Türkiye ekonomisinde. Evet, evet. Böyle olunca KOBİ endişelerle frene bastığı anda bizler sanayici olarak durmak durumunda kalabiliyoruz. Tabii. En büyük tehlike de bu. Yani alt bileşen zaten baktığınız zaman büyük sanayilerde yani alt bu anlamda işleri yapan taşeron bu anlamda firmalar olarak da baktığınız zaman yani Türkiye'deki gerçekten solunumun çok önemli en önemli hatta noktalarından bir tanesi. TÜSİAD olarak tabii baktığımız zaman şu küçük ayrıntıyı da çok memnuniyetle paylaşmak isterim. Bir önceki dönemde yani ben de o dönemin parçası olmaktan çok keyif alıyorum. Sevgili Cansen Başkan'ın döneminde de yani neredeyse takriben 20'ye yakın Anadolu şehrinde KOBİ'lerle bu anlamda buluşan hatta bunda Türk Konfet'le beraber güzel projeler dahilinde yapan ki bir kısmında ben de canlı şahidiyim. Katılımcı olarak ve katkı veren insanlardan bir tanesi olarak. Yani bugün baktığınız zaman küçük işletmelere yol göstermek, yön göstermek, yani yoluna bu anlamda ışık tutmak TÜSİAD'ın özellikle son yıllarda çok gündeme getirdiği ve bunu bir sorumluluk ötesi hatta bir değerle, bir bu anlamda kuvvetli bir inançla yaptığı noktalardan bir tanesi. Çok temel olarak bakıldığı zaman yani tabii KOBİ işletmelerimizin yani özellikle kurucuların ve işin başında olan daha doğrusu insanların bakıldığı zaman benim burada bir tane ama dönem itibariyle baktığım zaman aman finansal mühendislik yapmasınlar. Yani bir finansal bu anlamda enstrümanları kullanmasınlar. Yani dolar, TL bağlamlarında bakıldığı zaman Türk lirasına güvenerek hareket eden bir yapı olmalarını ben kuvvetli bu anlamda öneriyorum bir. İkincisi de yatırım miktarlarında bir düşürme yapacakları bir dönem olmamalarında altını çizmek istiyorum. Yani yapacakları yatırımdan çekinmemeleri gerekir. Bu son derece sembolik yatırımlar da olabilir. Yani işlerinin ihtiyacı olan ve iş yükümlülüklerini büyütebilecek daha doğrusu yatırımlardan da hakikaten kopmamaları gerekir Melda Hanım. TÜSİAD olarak, Patronlar Kulübü olarak 2017 ajandasında ne kadar yatırım var? Hani KOBİ'lere bunu derken KOBİ'lerde siz patronlar bunlar ne yapıyorsunuz? Bunlar tabii daha inanın tabii yılın ilk günleri. Yani böyle baktığımız zaman 13 gün önce yılını kapatmış olan bütün büyük işletmelerin de gerçekten baktığımız zaman. Yani önümüzdeki dönemlerde daha rahat konuşabileceğimiz bir yapı var. Şurası ama bir gerçek inanın. Türkiye'nin şu anki ortamı dalgalanan bir ortam. Bir krizden bahsetmemiz mümkün değil. Ama bir zaman zaman güven krizi var. Bunu da altını çizmemiz gerekir. Böyle baktığınız zaman bu dalgalanan ortamlarda iş yatırımlarını durdurmayan, bu konuda gerçekten stopları çalıştırmayan firmaların çok daha iyi hakikaten geleceğe dönük olarak hakikaten bu fırsatları kullandıkları için, keyifli fırsatları pozitife çevirdikleri için daha iyi konumda olduklarını, sıralamalarının bu anlamda değiştiğinde çok keyifle izledik geçmiş yıllarda. Bence bu yılda bunun göstergelerinden bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Peki. TÜSİAD Başkanı seçildikten sonra ilk konuşmanızı özellikle Türkiye'nin
Avrupa'da, Türk iş dünyasının Türkiye'de, Avrupa'da, dünyada sesi olacağız dediniz. Şu süreçte de biz kendimizi anlatma çabasındayız aslında. TÜSİAD olarak ne yapacaksınız? Yani bununla ilgili hani dünden bugüne bir ajandanız var mı demeyeceğim ama döndüğünüz nedir? TÜSİAD'ın bir roadshow'a, bir tanıtım atağına başlayacak mısınız? Melda Hanım, ama şöyle, yani TÜSİAD'ın zaten yani işte Washington'da, Pekin'de, Fransa, İngiltere, Almanya'yı bu anlamda tek tek ülkeler bazında cover eden zaten ofisleri var. Yani dış dünyayla zaten bu bir de birkaç yıldır değil, çok uzun yıllardır bu anlamda devam eden böyle bir zaten yapılanması var. Yani kendi personelimizin bu anlamda, uzman personellerimizin çalıştığı. Bu tabii bilinen bir yapı, ben tekrarlamış olmaya bile çok gerek duymazdım ama bu soruyla beraber memnuniyetle paylaşıyorum. Yani o hain terör veya hain girişim 15 Temmuz itibariyle yapıldığında gerçekten dünyanın hemen hemen her noktasındaki gazetelere, gerçi 4'te bunu sınırladık, evet, günün sonu itibariyle hakikaten anlatan yapılar kurduk. TÜSİAD küresel ilişkiler ve AB ilişkileri yuvarlak masamızda da zaten dünyanın her noktasına aşağı yukarı düzenli olarak dokunma, hem kendimizi anlatma hem de o tarafı bu anlamda anlama adına yapılan bütün faaliyetleri bu dönem itibariyle biraz daha hızlandıracağız gibi gözüküyor zaten. Peki. Yani. COVID dedik, iş dünyası dedik. Bir de tüketiciler açısından bakmak lazım ki Merkez Bankası da durgunluğa dem vuruyor. Hükümetten, evet, de bu tarz açıklamalar oldu. Sizin işinizde doğrudan tüketiciye dokunan, evet, tarafı var. Evet. Tüketici elektroniği, cep telefonu, akıllı, evet, tablet. Evet. Sevdiğimiz, evet, tüketim malzemeleri diyelim. Şu anda durgunluk nasıl aşılır? Cep telefonu almaya da devam ediyor muyuz? Tabii cep telefonu haliyle dünyanın her noktasında, yani bu mobil ürünler, akıllı cep telefonları hala teveccühü yoğun olan ürünler olarak hep karşımıza zaten çıkıyor. O noktada çok büyük bir değişim yok nihayetinde, ama genel anlamda ben şöyle daha rahat yanıtlayabilirim Melda Hanım. İnanın birçok sorunun yanıtı tüketici güven endeksinde yatıyor. Hatta bazen de maalesef takısında başına koymak zorundayım. Tabii bu dönem tüketici güven endeksinde düşük aktığı veya devam ettiği bir süreçte yaşıyoruz nihayetinde. Bu tabii teknolojinin de en az olmakla beraber payını aldığı bu anlamda şeyler olarak şu an izliyoruz. Ama hep her zaman diyorum, yani bardağı doludan bakmanın bence dönemi. Bardağı bu anlamda nasıl doldurabiliriz, o şekilde bakmanın bir dönemi. Boştan bakmanın hakikaten hiçbirimize faydası yok. İş dünyasında hiçbir zaman yok. Zaten gelişmeye dönük olarak hiçbir yapıda bu şekilde bakmaması gerektiğine inanıyorum. Tabii TÜSİAD olarak da şunu çok memnuniyetle paylaşabilirim ki iyi olan her şeyi, her noktadan gelen daha doğrusu, hem desteklemeye devam edeceğiz. Ben bunu dün de çok keyifle söyledim. Ve bunun için de fazlasıyla işbirliği yapacağız. Ama eksik bulduğumuz, eksik gördüğümüz tamamlanmasını bu anlamda istediğimiz noktalarda da ilgili olan bütün kesimleri çok keyifli. TÜSİAD'ın o birbirlerine bağlayıcı ve keyifli üslubuyla da keyifli bu seslenmeyi de yapacağız. Hı hı. 2016 nasıl bir yıldı? 2017 nasıl bir yıl olacak? Buna dair tespitinizle sohbetimizin sonuna gelelim. 2016 tabii yani kendi içerisinde bakıldığı zaman işte toplam büyümeyi yakında bu anlamda tahmin ediyorum, izleyeceğiz ama yani %3'ler civarında veya altında kapanacak bir yıl olacak gibi gözüküyor. Yani 3. çeyrek verilerine baktığımız zaman, ama bunu daha önümüzdeki günler var. Ama 2016 yılında yani toplumda birçok refleks farklı aktı. Yani 15 Temmuz bunlardan bir tanesi, iki seçim bunlardan bir tanesi. Maalesef yani yaşanan bütün terör gelişmeleri, yani bütün vefat eden vatandaşlarımız, hepsine buradan tekrardan rahmet diliyorum. Vatandaşlarımız, polislerimiz, bütün askerlerimiz, yani hepsi yani 2016'yı gerçekten yani hatırlarken çok yad ettiğimiz, çok keyifle baktığımız bir yıl olmaktan maalesef çok uzaktı. Ben 2017'nin iki yarısı olacak diye düşünüyorum Melda Hanım. İlk yarısı ve ikinci yarısı. İkinci yarısı inşallah eski günlere döndüğümüz bir ikinci yarı olur ve yıllar olur inşallah. Sizin temennisi bu. Memleket adına da. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Erol Bilecik NTV'de ilk kez röportajında soruları yanıtladı. Teşekkürler diyoruz. TÜSİAD'ın 18. Başkanı Erol Bilecik NTV'deydi. Gelişmelerle tekrar karşınızda oluncaya dek hoşça kalın.